Merhabalar. Şimdi size Akinetoon adlı ilacın başrolünü oynadığı iki öykü anlatacağım. Umarım bu kısa iki öyküden bazı hisseler çıkartabilirsiniz. Akinetoon, belki adını duydunuz veya hiç duymadınız. Şimdi buradan fikir sahibi olacaksınız. Şizofreni başta olmak üzere bipolar bozukluklar ve depresyon ve ilgili olan bir takım hastalıkların tedavisinde kullanılan klasik antipsikotik ilaçlar, ki bunlar çok güçlü ilaçlar. Bu antipsikotik ilaçların bazı kötü yan etkileri var. Bu kötü yan etkilerini ortadan kaldırmak için bu Akinetoon dediğimiz ilaç kullanılıyor. Fakat Akinetoon'u da fazla kullanırsanız ya da kafa yapmak veya halüsinasyon görmek için kötüye kullanımı söz konusu olduğu zaman, o zaman işler karışıyor. Bu sefer de bu ilacın etkilerinden oluşan çok ciddi bir tablo söz konusu oluyor. Şimdi gelelim öykümüze, sonra arada da bir parantezle bunun detaylarını sizlerle paylaşayım. Çünkü ilginç bir durum bu. Bir hastamın oğlu depresyon nedeniyle bir tedavi alıyor. Oldukça fazla ilaç alıyor ve dediğim gibi sadece şizofreni gibi ağır durumlarda değil ama duygu durum bozuklukları gibi depresyonla ilgili tedaviyi desteklemek amacıyla da düşük dozlarda bu antipsikotik ilaçlar kullanılıyor. Ve bunun yan etkilerinden korunmak için de Akinetoon veriliyor. Ve bu arkadaşımız arkadaşlarıyla beraber alkol almaya gidiyor. Ve alkolün etkisi birdenbire çok şiddetli bir şekilde ortaya çıkıyor. Sarhoş olduğunu düşünüyorlar. Fakat sonradan ilaçları kullandığını hatırlıyorlar. Ve bu ilaçların bayağı ciddi ilaçlar olduğunu düşündüklerinden dolayı hemen hastaneye götürüyorlar. Ailesine de haber veriyorlar. Ailesi de evde ilaçları kontrol ediyor ve Akinetoon kutusunu boş buluyor. Akinetoon kutusu boş ve içinde 100 tablet var. Ve düşünebiliyor musunuz ne kadar ciddi bir durum? Hangi ilacı alırsanız alın, 100 tane ilaç aldığınız zaman mutlaka bir şekilde kötü etkisi ortaya çıkar. Ve tabii aile panik oluyor. Beni arıyorlar. Ben de 100 tane rakamından ciddi bir şekilde korktum, endişe ettim. Ama sonra sakin bir şekilde düşününce bunun doğru olamayacağına karar verdim ve nitekim daha sonra ilacı buldular ve bu tablodan Akinetoon değil alkolün sorumlu olduğu ortaya çıktı. Ve tabii ki şunu unutmamak lazım, bu Akinetoon ilacı ve benzer çok sayıda ilaç alkolün etkisini arttırıyor. Bunların içerisinde bazı ilaçlar var ki bunları görünce şaşıracaksınız, bunlar çok kullanılıyor. Başta antihistaminikler, alerji ve grip ilaçlarının içerisinde bol miktarda bulunur. Nonsteroidal anti-inflamatuar dediğimiz naproxen başta olmak üzere asetaminofen ve hatta aspirin de alkolün etkisini ortaya daha güçlü çıkmasına sebep olur. Bunun yanında da aspirin kullananlarda alkolle beraber tüketildiği zaman ciddi mide kanamaları da ortaya çıkabilir. Başka hangi ilaçlar var? Benzodiazepen grupları var. Diazepan, o da aynı şekilde alkolün etkisini artırır. Bunlar ya eminimi arttırır ya da sinir sistemi üzerindeki etkisinin daha çok güçlü olmasını sağlarlar. Bir başka ilaç da mide asitlisinin yüksekliğinde kullanılan ranitidin grubu ilaç. Bunlar H2 reseptör blokörleri diyoruz. Bunlar da alkolün etkisini artırır. Bunun yanında bazı ağızdan kullanılan şeker ilaçlarında alkolün etkisini artırdığını biliyoruz. Amerika'da 40'ın üzerinde ilaç alkolle beraber alındığı zaman etkilerinin güçleneceği yönünde uyarılar taşımaktadır. Bizde ise ancak bunları prospektüste bulabilirsiniz ama genel olarak fırsat bu fırsat deyip bunları size aktarmak istedim. Gelelim ikinci öykümüze. İkinci öykümüzde de gene Akinetoon başrolde. Bu sefer gerçekten 100 tane yutmuş olan bir hastayla karşı karşıya kalacağız. Şimdi normalde antipsikotik ilaçlar bahsettim. Bu ilaçlar asetilkolin diye santral sinir sistemimizin en güçlü maddelerinden birisinin üzerinden etkilerini ortaya çıkartıyorlar ve bu yan etkileri nedeniyle de ortaya çıkan tablo genellikle kontrolsüz, istemsiz hareketler ve titremeler oluyor. Tabii bu şikayetlerde kişinin günlük yaşamını çok kötü etkilediğinden dolayı ve ilaç alınır alınmaz da ortaya çıkabileceği için bunun etkisini ortadan kaldırmak için Akinetoon veriliyor. Akinetoon da bu asetilkolinin etkisini bloke ediyor.
Ama eğer siz dediğim gibi kafa yapmak için, halüsinasyon için akinatonu kullanırsanız ki böyle bir grup var maalesef. Bu sefer de asetilkolinin etkisini tamamıyla ortadan kalktı. Antikolinerjik sendrom dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Burada da tansiyon uçuyor, kalp hızı çok yükseliyor, taşikardi oluyor ve ateş yükseliyor ve gene konvizyon dediğimiz epileptik nöbetler söz konusu olabiliyor. Hatta komaya kadar gidebiliyor. İşte Türkiye'de 2013 yılında olmuş bir vaka var. Bu vakada çeşitli ilaçlar kullanan 32 yaşındaki bir hanım intihar amacıyla 100 tane akineton alıyor ve yakınları tarafından acile götürülüyor. Ve geldiği zaman tansiyonu 15,5, kalp hızı 148, ateşi 38,5. Bunun yanında kontrolü güç bir hasta, ajitasyonu var. Göz bebekleri büyümüş durumda ki biz buna midriyaz istiyoruz. Ve bunun yanında da delirium tablosu söz konusu, kendisini zapt etmek mümkün değil. Ve sonuçta yoğun bakıma yatırılıyor ve yoğun bakımda klasik olarak her türlü zehirlenmede yapıldığı üzere midesi yıkanıyor ve aktif kömürü veriliyor. Fakat böyle bir durumlar için asıl etkili bir ilaç var, o da fizostigmin. Fizostigmin de bu antikolinerjik etkiyi ortadan kaldırıyor ve başlanır başlanmaz da tablo düzeliyor. Hastanın genel durumu gayet iyi oluyor ve 3 gün içerisinde de taburcu oluyor. Antipsikotik ilaçlar, psikiyatride kullanılan ilaçlar günümüzde en güçlü ilaçlardan olan bir grup. Ve dünyada üzerinde en çok araştırma yapılan ve en çok fiyatla satılan en pahalı ilaç grubundalar. Ve ben psikiyatrik ilaçlar konusunda kafamda ciddi bir şekilde soru işareti var. İlaç sektörünün bu ilaçlar üzerinde çok çalıştığını ve depolarında gerçekten çok güçlü ilaçlar olduğunu ve bunu yavaş yavaş piyasaya sürdüklerine inanıyorum. Psikiyatrist arkadaşlar beni affetsin ama ilaç kullanımında farkındalık önemli. O yüzden size bu iki öyküyü anlattım. Umarım ayırdığınız vakte değmiştir efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.